The development of the relations between Turkey and Georgia during recent years has led to the introduction of the term protocol into the daily speech of the natives of Majel. Protokollü geçiş dediğimiz geçişler başladı. Yani acil durumlarda Gürcistan hükümetiyle yapılan işte protokolle izin alarak hastalarımızı buradan taşıyoruz. But as the legal procedure for the protocol transit takes at least 24 hours to complete, it's hard to say that it is always useful. Protokol olduysa gidebiliyoruz ya. Yoksa artık mümkün değil yani. Hemen sırtımızda alıp sedyeli yapıp götürüyoruz. 40-50 kişi toplanıp götürüyoruz. The valley witnessed numerous times the defeat of the superhuman effort by Karçal. Ben geçmişte annemi doğumdan dolayı kaybettik. O süreçte yol kapalıydı. Kadın doğum yapınca, düşük yapınca kanaması durdurulmadığı için hayatını kaybetti kadın. Götüremedik ilçeye. Tabii bu süreçte ben 10 yaşındaydım. Daha sonraki yıllarda bu anlamda burada belki onlarca insan tanıyoruz bu konuda. İlçeye hastaneye ulaştıramadığımız için hayatını kaybeden insanları. Winter does not only cut off Majel from the rest of the world, but also taunts the natives of the valley who are imprisoned there with its cruelties. Ben en uzak köyden geliyorum. Uyakkoç mahalleden. Uyakkoç köyüne geliyorum. 4,5 saatlik yol ne? Kışın bizim benim için daha zor oluyor. Ben bazen kar yağdığı zaman gelemiyorum. Maral köyünden geliyorum. 7,5 kilometrelik yol yürüyorum her gün. Biraz zor oluyor tabii ki ama mecburen okumak için geziyoruz. Böyle işte. Bir defa o birinci derste o yolun yorgunluğunu atmak durumunda. Yaklaşık bir yarım saat onun dinlenmesi lazım. Yani ilk ders, derslerimiz 40'ar dakika, ilk ders bu şekilde gidiyor. Karda geldikleri zaman bu çocukların elleri ayakları donmuş vaziyette, ıslak vaziyette. Onların bir defa kurumaları gerekiyor. Kurumak için soba başında bekliyorlar. Çoğu zaman derslerden feragat edip 10 dakika, 15 dakika çocukları soba başında bekletiyorum. Niye? Kurusunlar, en azından normal şartlara dönsünler ki bir şeyler anlatabileyim. Onun haricinde ben çocuklara bir şeyler anlatmaya kalksam bile çocuk beni dinleyemiyor. Dinleyemez zaten, böyle bir şey de bekleyemeyiz. Verimi düşürüyor, eğitim öğretim kalitesini düşürüyor. Under these harsh conditions, people develop a strong sense of solidarity as well as a culture of self-reliance. Parmaklarım gitmedi ya, buna şükür etmeli. Şükür ediyorum. Ya parmaklarım gitseydi? Seni hep Ali dayı mı tedavi eder? Bizim ilk yardım kimiz olur. Buranın evvela doktoru dedim. Ya askerlikte sihir çalkıydı. Efendim dolayısıyla ondan sonra yani bu vazifeleri yapıyorum bu koyda. Diş çekme işini daha önceden dedem yapıyordu bu bölgede. Dedemden sonra tabiatıyla ister istemez bize vakı oldu bu iş. Araba yolunun kapalı olduğu, insanların bir diş için borsaya inip
çekip gelemedikleri için zorunlu olarak biz bu işi yapıyoruz. It is a contradiction that Karçal Mountain, which protects and nurtures Majehel's extraordinarily versatile nature, is stingy toward human beings. The great majority of the inhabitants of Majehel make a living through animal husbandry. Theirs is a model where animals are treated like honored guests. Gelir düzeyimiz düşük olduğu için bir iki tane hayvanı yazın satmamız için, para kazanmamız için Ardahan'dan veya Erzurum'dan hayvan yiyeceği alıp getiremiyoruz. O yüzden kara yemişi kesip kara yemişten faydalanıyoruz. Bugün akşam ettik bunu getirmek için. Paraya vurduğumuz zaman 2 milyon bile tutmuyor ama yapmaya mecburuz. The animals, which are fed with great sacrifice during the winter, head toward the mountain plateaus during the first days of summer. Yayla ya bu yörenin başka gelir kaynakları olmadığı için burada az çok hayvancılık yapılıyor. Yazında mergalarımız köyde dar olduğu için, orman olduğu için ve sineğin fazla oluşundan iki tane hayvanın olsa bile yayla çıkmak zorundasın. Yani. The greatest drawback of mountain plateaus is their low accessibility. They are reached through a difficult hike of 5-6 hours. As there are no roads for vehicles, this painful trip has to be repeated over and over. Yarın dördüncü sefer geleceğim buraya. Eşya getirmeye. Çok direndik bu yol hususunda fakat maalesef adamlar diyor ki yolun geçtiği yerde orman kalmaz diyor. Bu doğa biter diyor. Ama ne çıkar ki doğa varmış insan yokmuş. Önce insan diyorum sonra doğa. Beraber olması lazım. İnsan hayatı olmadıktan sonra doğanın varoluşu bence hiçbir şey ifade etmiyor. Bir hayvan türünü çok küçük bir alanda bulabilirsiniz. Küçük bir su parçasıdır. Yanındaki bitkileriyle falan siz orayı eğer yok eder geçerseniz bir daha o hayvanı belki hiçbir zaman o habitatı bulamayacak. (Gülüyor)